Hoş geldiniz arkadaşlar Emine Hanım'ın mutfağına. Bugün sizlere patatesli, peynirli, sebzeli çok güzel bir börek tarifim var. E, beğeneceğinizden çok eminim. 3 adet patatesimiz, 3 orta boy patatesimizi haşladık. E, çatalla ezdikten sonra bir kase, küçük bir kase kadar beyaz peynir, bir küçük kase kadar yine e, kaşar peyniri Üzerine ekliyoruz. İlk önce bir bulamaç gibi bir iç hazırlayacağız. Ee, bir tutam dereotu, bir tutam maydanoz ve kırmızı kapya biberimiz var. İnce ince doğranmış. Ee, yine hepsini, bütün içi aynı kabın içerisine alıyoruz. İki tane yumurtamız var. Onu da aynı kabın içerisine alıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Onu da e, dökül dökelim. bir tatlı kaşığı veya çay kaşığı kadar kırmızı pul biber tamamen arzuya göre ee, biraz karabiber yine aynı şekilde e, tuzunu ekliyoruz katı olan malzemelerimizi bu şekilde bir karıştırdıktan sonra ne kadar süt alacağını birlikte görelim ben iki su bardağı çıkardım ama sanıyorum bir su bardağı bize yetecektir. Aynı anda ikisini koymayalım. Bir bakalım nasıl olacak. Gayet iyi. İkinci bardağımızı koymayacağız. Yani bir su bardağı süt eklemiş olacağız. Süt eklemiş olduk malzememize. Evet iç malzememiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi lazım olan bize 3 e, adet yufkamız. Böreklik hazır yufkamız. Bu içten e, el açması börek de yapabilirsiniz. Çok güzel bir iç oluyor. Çok lezzetli oluyor iç olarak başka hiç yağ sermiyoruz yufkamıza. Tamamen e, iç harcını bu şekilde elimizle sıvayarak bütün sermiş olduğumuz yufkanın üzerine sürelim. İkinci yufkamızı da üzerine alalım. Yine aynı şekilde iç harcımızdan. iç harcımızdan bolca dökerek Yağı, yumurtası, sütü her şey içinde olduğu için çok da pratik oluyor arkadaşlar. Hani yapmanızı gerçekten önümüzde Ramazan sahur için ee, kahvaltılar için gerçekten çok beğenebileceğiniz bir börek. Üçüncü yufkamı da aynı şekilde üzerine serdim. Yine üç yufka kullanacağız bu şekilde. ve yufkalarımızın yan kenarlarını içe doğru katlayalım. E, ortaya doğru rulo yapalım yufkamızı. Ortaya doğru birleştirdiğimiz yufkalarımızı ortadan keselim, ikiye ayıralım. Biraz buzdolabında bekleteceğim için yine ortadan ikiye kestim daha rahat kullanabileyim diye. Evet, yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye koyarak buzdolabında 1 saat kadar bekleteceğim. Bu böreğimizi isterseniz bu şekilde buzluğa atıp saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman misafiriniz geldiği zaman kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok rahat oluyor arkadaşlar. Rulo halinde buzluğa, e, üzerlerini örterek buzluğa koyduğunuz zaman misafiriniz geldiği zaman anında çıkartıp çok rahatlıkla hazır böreğiniz olmuş oluyor. Gerçekten çok e, pratik bu şekilde. Ama mesela akşamdan yapıp da yine arkadaşlar sabaha kadar bekletebilirsiniz. Bir gün buzdolabında da bekleyebilir misafiriniz geleceği zaman bir sürü kolaylıklar var bu şekilde. Evet, bütün yufkalarımızı bu şekilde rulo halinde keserek tepsimize yerleştirelim. Evet, bir tepsi çıkardık bu ölçümüzden. 180 dereceli fırına pişirmeye gönderelim böreklerimiz nar gibi kızardı, piştiler. Üzerlerine başka hiçbir şey sürmüyoruz arkadaşlar. Sadece iç malzemesi. Hem çok mis gibi kokuyor, hem çok lezzetli oldular. Tavsiye ediyorum yapmanızı. Yapacak olan arkadaşlarım sizlere kolay gelsin diyorum. Yapmış olduğunuz güzel yorumlardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni tariflerle görüşmek üzere kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın sevgiyle kalın